Merhaba herkese akşamlar tav günlük grafik. Tavı e, 20 gün oldu. 3 hafta önce bir videosunu çekmiştim. Yani yukarı doğru bir akım yapmaya yapıyordu yani ben çektiğimde videoyu. Sonra ne olmuş bir ona kendim de merak ettim. Şuna bir bakayım. 17. Şuradaydık herhalde. Yani 25 lira civarındaydık. 50 güne tam sarkmamış da bir önceki direncini burada takip ettiğimiz 24 24.72'yi test etmiş. Oradan tekrar e, yine retest diyoruz. Yani e, çok olur böyle dirençler kırıldıktan sonra bir temas genelde yaşanır. Kırılmazsa da yukarı doğru devam eder çoğunlukla. Tabi hava yolları yukarı. E, orada olumlu bir akım var. Türk Hava Yolları'nda da var. Hep beraber yani Pegasus'ta da e, son grafiğine bakmadım ama orada da var. 90'ları yaktık orada tekrar. Oradan e, harika bir akım. Çok güzel yani hacim de güzel. Hacim eğrisi yavaş yavaş aylık hacim ortalamasında yükselmeye başladı. Bir giriş var. 30 lira 10 kuruş direncini burada takip ediyorduk. Yani 28'i takip ediyorduk aslında o son çektiğim videoda. Orası kırıldı. 29.76'ya aldık. Artık 30 lira yani 30 liranın üstüne bir çıkış varsa 33 30'u 30'a kadar burada bir alan var. Daha önceki yüksek volatil çok da hızlı satıldı bir alan 2018'de. E, volatil bir alan var. O alana tekrar girmiş olur. Dolayısıyla 30'un üstünde 33'e bakarız. Orada yine bir %10 var. yani Az bir potansiyel yok. Onu da söyleyeyim. İlle gelir mi? Bilmiyorum ille gelir mi gelmez mi ama destek kırılmadıkça e, direncin üstünde kalabiliyorsa, çıkabiliyorsa hareket edebiliyorsa e, bakacağımız yer doğal olarak orası. Destek yani 28 e, doğrudan destek kabul edilebilir en kısa vadeciler için. E, kırılırsa 26-70. 20 üstseldir. 20 üstsel genelde çalışır. Gerçi tavda 20 üstsel e, biraz daha böyle hafif altına sarkan şey olabiliyor. Günleri olabiliyor ama yine de alınabilir. Onu 26 70 almazsınız da. 21 22 üstsel de kullanabilirsiniz. Yani denemek lazım aslında. Test etmek lazım. Hangisini kıramıyor da şu an e, senede özel ya da şöyle yapalım ya. Bir bakalım. Yani 22 ya da 30 da bazılarında bu, bu mes şeydir mesela hareketli ortalamaları akıma göre veya senede göre değiştirebilirsiniz. Tabii bunun tek doğrusu yok onu söyleyeyim. Bazen sorun oluyor 20 21 22 hangisi falan diye. Abi o yani şeye göre senede göredir aslında. Yani genellikle 20 21 22 en sık kullanılan e, ortalamalar onu söyleyeyim yani akım e, hareket iz süren stop diyelim ona süre süren stop için yani çok bunlar kullanılıyor genelde ama mesela burada 30 gün ortalaması e, bulunduğu akım içinde kırılamayan burada kırılamayanı seçmektir e, doğrusu aslında yani bakarsınız ortalamalarla oynarsınız hangisini kıramıyorsa o akımda daha önce temas etti etsin fakat kırmasın yani temasının önemi yok e, burada kırıp kırmamasının önemi var onu seçebilirsiniz bu 26-22'ye denk geliyor mesela 30 gün e, biraz önce de 26 olarak düz hesap düşünülebilir diye e, herhalde söyledim. Dolayısıyla 26, e, 26, 20 ya da ben çok anlamam derseniz ile 20, 21, 22 gibi bir ortalama kabul ediyorsanız e, 26, 70 de alabilirsiniz. Bu kısmın altına sarkarsa çünkü yani bir 24 e, civarına, 24, 70 civarına belki bir temas olma ihtimali düşünülebilir. Ee, o yüzden hani burada destek üstünde kaldıkça akım pozitif desteğe de artık kendiniz e, ayarlarsınız ona. Her şimdi stop noktasında da olsa olmaz. Yani herkesin kendi şey kimisi yüzde beş kayba yazar, kimi yüzde yediye yazar, kimisi yüzde yazar. Ben anlamam der adam o kadar bekleyemem der. Hani bunları sorun olduğu için söylüyorum. Ben onun için bir stop noktası söylemem yani hiçbir videomda söylemem ama kısa vade destekleri söylerim. Burada tamamen seçenek trader'a aittir. Yani traderın kaldırabildiği riske ait. Aslında bir şeye de ait tabi. Hani o anki borsanın durumuna göre de karar verilir böyle şeylere. Yani çok güzel bir borsa var. E, yukarı gidiyor falan. E, orada genelde marjlar biraz daha açılabiliyor. E, güvenli olursa tabi başka türlü. Neyse çok uzatmayalım. E, 79 arasay. E, yani çok sıcak bir alan ama borsa sıcak falan dinlemiyor. Yani geçen hafta bir düzeltme olur mu diye herkes düşünüyordu. Olmadı. Bu hafta ben de düşünüyorum. Hani bu hafta bir düzeltme olur mu borsada? Yani çok hızlı gitti. Ee, henüz bugün tabi rekoru da kırdık. Henüz böyle bir şey olmadı. Ama bu şeyler sıcak. Yani göstergeler sıcak artık biraz. Yani 79-80 daha önce çok kırabildiği bir alan değil. Bakın pandemi dibinden beri burada. Biz 81'imiz var. Değil mi? RSI olarak ki o da ilk çıkış momentumu. Onun dışında 80 var. Efendime söyleyeyim. RSI'de bir 78 tepemiz var. Oldukça yani güçlü ve sıcak bir RSI alanı olduğunu söylemek mümkün. MACD'ye bakıyorsunuz. O da pozitif. Ya yani göstergelerde bir sorun yok. Sorun olan ha şu var. Mesela hemen yakından örneğini vereyim. Yani Türk Hava Yolu şey özür dilerim. Toaso var mesela. Yani Toaso geldi. RSI'de kendi rekorunu da kırdı efendime söyleyeyim bir ay kaldı o sıcak bölgede satış yemedi bir türlü. Yani ufak tefek satışlar yedi ama akımı bozacak satış yemedi. O yüzden göstergeler hep söylediğim gibi bakın her zaman söylüyorum ikinci il planda göstergeler yani ilk fiyattır. Fiyattır akımdır abi fiyat akım yukarı ise göstergelerin bir önemi kalmıyor orada. Dolayısıyla burada destek çalıştıkça bir düzeltme bile olsa destekler çalıştığı müddetçe akım sorun teş, akım için sorun teşkil etmez. Yani yukarı trend destek kırılmadıkça devam ediyor deriz. Bunu da açıklayıcı olması açısından anlatma gereği hissettim. Herkese iyi akşamlar.